Aslında Türk felsefe okurunun çok aşina olduğu bir isimden bahsedeceğim. Hilmi Ziya Ülken'den. Tabii belli yönleriyle bahsedeceğim. Çünkü birazdan anlatacağım üzere Hilmi Ziya'dan bahsetmek için belli alanlara odaklanmak gerektiğini ve bu alanların her biri üzerine ayrı ayrı toplantılar düzenlemek gerektiğini göstermiş olmayı umut ediyorum. Hilmi Ziya Ülken, önce başlığımla ilgili bir iki bir şey söylemek istiyorum. Zihniyet tarihi ve felsefesi bağlamında Hilmi Ziya Ülken dedim. Hilmi Ziya Ülken düşünce tarihinin düşünce tarihi yazımında Türkiye'de hala yeri doldurulmamış özgün bir düşünür. Bu anlamda hem felsefeye, hem tarih yazımına, hem de sosyal bilimlerin farklı alanlarına yol gösteren bir düşünür olması bakımından bu başlığı da tercih etmiş oldum. Hilmi Ziya Ülken 1901 doğumlu. Bu bize biraz bir şey söylüyor aslında. 1901 ve 1974 yılları arasında Cumhuriyet öncesi ve Cumhuriyet sonrasının aynı zamanda kendi düşüncesine takip edebildiğimiz düşünürlerden birisi. Bu anlamıyla zihniyet tarihi dememin gerekçesini de açıklayan bir yanı var. Hilmi Ziya Ülken'in aktif yazı hayatı 1918 ile 1974 arasında. Yani gençlik döneminden itibaren üretken bir tavrı var. Ben biraz 1930'lu yıllarına odaklanacağım ama henüz 18 yaşı ve 30'lu yaşları arasında da önemli, üzerine çalışılmayı gerektiren, bugün henüz yeni yayınlanmaya başlayan yapıtları da var. Şimdi sondan biraz başlayalım. Biraz Hilmi Ziya Ülken'in düşünce dünyasını anlamak bakımından önem taşıyor. Hilmi Ziya Ülken ölüm döşeğindeyken eve dönüp Hakimiyet kitabını tamamlamak istediğini eşine bildiriyor. Bunu bu biyografilerinden biliyoruz. Hakimiyet kitabı 2010'lu yılların sonuna doğru yayınlandı yanılmıyorsam. Ama bu kitap 1974'te Hilmi Ziya'nın ölümünden önce tamamlamak istediği kitap 1930'lu yıllardan itibaren gündeminde olan bir kitap. Yani Hilmi Ziya'ya ilişkin bir takım eleştiriler var. Sistematik olmadığıyla, düşünce dünyasının dağınık olduğuyla ilgili bir eleştiri var. Aslında bu son örnek bile Hilmi Ziya Ülken'in düşüncesinin başlangıcından sonuna kadar belirli bir sistematiği takip ettiği, bir sistem kurma çabası içerisinde olduğunu bize gösteriyor. Hilmi Ziya Ülken'in ölümünden bu yana aşağı yukarı 50 yıl geçti. 2024'teyiz. Haziran ayında vefat ediyor. Yani bir yarım asır var. Yarım asırlıkta bir yazı serüveni var Hilmi Ziya Ülken'in. Bunlar arasında şöylesi bir ayırt etmede bulunmak önemli. Hilmi Ziya Ülken'in ilk kez yayınlanmış ve daha sonra yayınlanmamış yapıtları var. Resim ve Cemiyet gibi, İslam Sanatı gibi. Bunlar bugün işte sahaflarda ciddi rakamlara satılan yapıtlar. Bazı yapıtları tekrar tekrar basılmış. Özellikle felsefeyle ilgili yapıtlar bunlar. Bazı yapıtlarıyla ilgili vaatleri var. Bunları da ikiye ayırabiliriz. Bir, yazı taslakları, yani yayınlanmamış olanlar. Biri de Hilmi Ziya'nın ölümünden sonra yayınlanmaya devam edenler. Bugün Doğu Batı yayınlarını takip ediyorsanız aslında orada Hilmi Ziya'nın ölümünden sonra yayınlanan yapıtlarını göreceğiz. Burada Hilmi Ziya Ülken'in ölümle ilgili birkaç cümlesini size aktarmak istiyorum. Tam da bir felsefecinin meseleye nasıl yaklaştığını görmek bakımından. Tabii ben felsefeci diyorum ama işte Hilmi Ziya Ülken aynı zamanda Türkiye'de sosyolojinin ikinci kurucusu olarak ifade ediliyor. Doğru ve yerinde bir ifade bu. Birazdan onu da göstermeye çalışacağım kısaca. Tabii biz felsefeciler olarak onun felsefi yanını ele almak istiyoruz ama o çok yönlü bir düşünür. Şimdi ölümle ilgili şöyle bir ifadesi var Posta Yolu romanında. Roman lafının altını çizmek istiyorum. Çünkü Hilmi Ziya Ülken sadece felsefe, sosyoloji alanında değil, sanat tarihi alanında değil, şiir, edebiyat, tiyatro gibi birçok alanda da eserler üretmiş. Şöyle bir ifadesi var. Hayatımızda tam olarak bir kere hakikati görüyoruz, o da ölmek. En büyük ve en neticesiz tecrübe diyor ve öncesinde de bence insanları ıslah etmek için mümkün olsa birer kere öldürüp diriltmeli.
Tehlikeyi sezmek kâfi gelmiyor. Onu doğrudan doğruya tecrübe etmek lazım. Burada ülkenin bu tecrübeden devşirdiği hakikati bilmiyoruz. Netice itibariyle bu tek yönlü bir tecrübe, ölüm tecrübesi. Ama onun bu yaşama, çalışma, üretme, paylaşma, düşünceyi kamusallaştırma, kamusalı çoğulculuğunda inşa etme ihtirasından öğrenecek şeylerimiz olduğunu düşünüyorum. Şimdi Hilmi Ziya Ülke'nin düşünce güzergahında, serüveninde iki önemli nokta var benim açımdan, benim yorumladığım doğrultuda. İlki Türk tefekkürü tarihi, bugün tek cilt halinde yayınlandı ama 1931'de ve 32'de ve 33'te tek tek yayınlanmış. Bu yapıt onun Atatürk tarafından takdir edilmesine ve yurt dışına araştırmaya gönderilmesine de vesile oluyor. Döndüğünde de zaten Türk tefekkürü doçenti olarak İstanbul Üniversitesi'nde göreve de başlıyor. Tabii öncesinde çeşitli görevleri de var. Liselerde felsefe öğretmenliği de yapmış durumda. Diğeri de Türkiye'de çağdaş düşünce tarihi. Bu 1966 yılında yayınlanmış. Bir nevi aslında bu Türk tefekkürünün üçüncü cildi olarak düşünülebilir ama kanaatimce özellikle 18. yüzyıl sonu 19. yüzyılda Cumhuriyet'in ilk 50 yılında içerisini alan bugün hala aşılmamış özgün bir düşünce tarihi yapıtı. Şimdi bu ilk yapıtında Hilmi Ziya Ülken Türk düşüncesini üçe ayırıyor. İslam öncesi, bunu payen ya da pagan dönem olarak da ifade ediyor. İkinci dönemi İslam'la birlikte, İslamiyet'e geçişle birlikte ortaya çıkan Türk düşüncesi ve üçüncü olarak da modern Türk düşüncesi diyor. Bu da 18. yüzyıldan başlayıp bugüne kadar gelen. Hilmi Ziya Ülken kendi yaptığı ayrımda bu üçüncü döneme denk geliyor. Şimdi burada size Hilmi Ziya'nın yapıtlarından biraz örnekler göstermek istedim. Tabii bu tek başına yeterli olacak bir mesele değil. Çünkü biz Hilmi Ziya Ülken'in 70 tane kitabı, bir o kadar işte monografisi, 1300'ün üzerinde gazete ve dergilerde yer alan yazısı olduğunu biliyoruz. Yani o 50 yıllık hayat, yazı hayatını daima aktif bir şekilde değerlendirmiş. Bir yapıtını, hatta şöyle iddialar var, Hilmi Ziya Ülken bir yapıtını bitirdiğinde zaten çoktan diğerine başlamıştır gibi bir ifade var. Şimdi burada mütebahir bir düşünür ifadesini kullandım. Bu da zihniyet tarihi açısından önemli değil mi? Yani kavramlar, düşünürlerin yaşadıkları dönemde kullandığı kavramlar ve onların daha sonra geçirdiği dönüşümleri anlamak bakımından. Burada biraz hızlı gitti. Şimdi, mütebahir bir bilim dalında engin bilgiye sahip bulunan, o dalın gerçek uzmanı olan anlamını taşıyor. Tabii burada bir ikinci anlam daha var. Tebahur ya da buhar. Yani buharlaşan anlamına da geliyor. Burada İngilizce bir deyim var. Publish or perish ifadesi. Onunla da vurgu yapmak istedim. Yayın yaparsın yahut silinip gidersin. Yani Hilmi Ziya'nın aslında ikinci taraftan ziyade fazlasıyla yayın yaptığını görüyoruz. Şimdi burada bir iki kavramı daha kullanmak istiyorum. Mümbit ve velut. Yani bunlar biri verimli, üretken anlamında kullandığımız, diğeri de doğurgan anlamında kullandığımız. Ama tabii benzetme yoluyla bir düşünürün yazılarındaki, düşünce dünyasındaki kavramsal çerçevelerindeki çeşitliliği anlatmak ve göstermek bakımından da önem taşıyor. Biraz önce belirttim, aktif yazı hayatı 1918-1974 arasında 70 kitap, monografi, 90 dergi ve 9 gazetede yayınlanmış makaleler, 1344 civarında kaydedilen yayın. Şimdi bu mütebahir, hani o birçok alanda derinleşen yanını görüyoruz. Romanları var, şiirleri var, dramaları var, resim yapıyor aynı zamanda, otoportre ya da portre ve manzara resimleri. Hilmi Ziya'dan bahsederken bir dergici, bir de dernekçi yönü var.
onları vurgulamazsak onun fikir ve fiil arasında kurduğu ilişkiyi de yorumlamakta biraz eksik kalırız diye düşünüyorum. İki önemli Çağdaş Türk Düşüncesi açısından iki önemli derginin kurucusu, yayıncısı olduğunu biliyoruz. Öncelikle 1938-43 arasında çıkan İnsan Dergisi, 1942 ve 1960 burada 15 sayısını yayınladığı Sosyoloji Dergisi. Bu tarihler arasında zaten Hilmi Ziya Ülken İstanbul Sosyoloji'nin başında yer alıyor. Diğer taraftan burada bir sorunumuz var ama dernekçi yanından bahsetmek istiyorum. 1928 yılında ilk Türkiye Felsefe Derneği'ni, Türk Felsefe Derneği'ni kuran kişi Mehmet Servet'le birlikte. Yine aynı şekilde 1940'lı yılların sonunda Türk Sosyoloji Derneği'ni de kuran Hilmi Ziya Ülken. Sadece kurmakla da kalmıyor. Uluslararası Sosyoloji Derneği'nin yöneticileri de arasında. Hatta o Uluslararası Sosyoloji Derneği'nin 15. Kongresinde İstanbul'da toplamak gibi bir büyük başarısı da var. Evet. Burada bir kavramdan bahsetmek istiyorum. Şimdi 1901'de doğuyor Hilmi Ziya Ülken, 1974. Cumhuriyet'in ilk kuşak felsefe hocalarından farklı olarak doktorası yok ama iyi eğitimlerden geçmiş, yurt dışı deneyimleri de var. Şimdi biz burada Avrupa'da ya da Osmanlı'da da bu özellikle 18. yüzyıldan sonra kendi kendini yetiştiren düşünür figürleriyle çok fazla karşılaşıyoruz. İşte kaynaklara ulaşmak bakımından, dil öğrenmek bakımından, nihayetinde dünya genelinde aslında okul eğitimi, bugünkü örgün okul eğitimi aslında 19. yüzyılda şekillenen bir şey. Hilmi Ziya toplum ve fert arasındaki, yani toplum ve birey arasındaki çatışmanın fazlasıyla farkında. Ortaya koyduğu ahlak anlayışı çoğunlukla mistik bir bağlamda şekillense de Hilmi Ziya bize münzevi, eylemden kaçan bir ahlak telkin etmez. Aksine kamusal alanda cesur bir katılımla öncülük edecek ahlak kahramanlarının teşvik etmeye çalışır. Kant'ın sözünü burada uyarlayacak olursak Hilmi Ziya'nın ahlakını şöyle söyleyebiliriz. Hilmi Ziya'ya göre fiilsiz fikir, boş fikirsiz fiil kördür. Bu anlamda belki Hilmi Ziya'nın ahlaki varlık anlayışını kendi cümleleriyle ifade edersek biraz daha açıklık kazanabilir. Ferdin fiilleriyle kamulaşmasıdır diyor ahlak varlığı için Hilmi Ziya Ülken. Hilmi Ziya Ülken Türk düşüncesinin temel özelliklerini belirtirken bu fikir ve fiil arasındaki ilişkiye değiniyor aslında. Şurada Türk düşüncesinin özellikleri arasında şöylesi meselelerden bahsediyor. Türk düşüncesi realisttir diyor. Nazariye ve ameliye arasında daima sıkı bir bağ kurar diyor. Yani Kur'an ve eylem, düşünce ve eylem arasında. Fikirler ve mefhumları basit ve açık kılar ve nihai olarak Türk düşüncesi hadsicidir diyor. Yani sezgisel yönü kuvvetlidir. Bunda da şuna vurgulamak istiyor. Yani olaylarla temasında kendi eylemi için ani ve seri neticeler çıkarmada yetkindir diyor. Şimdi burada 30'lu yıllarda Hilmi Ziya Ülken'in çok bilinmeyen ama aslında okumanızı tavsiye ettiğim romanları ve deneme, yani Şeytanla Konuşmalar da roman diye adlandırılıyor ama onu deneme olarak düşünebiliriz. Burada ısrarla vurguladığı bir şey var. Noksanlıktan insanlığa diye kavramlaştırdım. Yarım adam başlığı da zaten bize bir şey söylüyor. Yani o Cumhuriyet dönemi düşünürlerinin ısrarla her çıkardığı dergiye adam, yeni adam, düşünen adam, yeni insan, insan gibi başlıklar koyması da aslında bununla alakalı. Bu düşünürlerde toplumu dönüştürmek gibi bir, onu tamamlamak gibi bir amaç da var. Ama burada biraz yanılgıya düşmeyelim. Yarımı tamamlamak öyle dışarıdan olabilecek bir iş değil Hilmi Ziya'ya göre. Bunu nasıl tanımladığını biraz kendi cümlelerine de referans vererek anlatırsam burada toparlamak istiyorum. Yarımlık bir eksikliktir, noksanlıktır. Ancak aynı zamanda eksikliğin olumlu bir yönü de vardır.
Bu da Hilmi Ziya'ya göre kendine bakan eksiğini görecektir. Eksiğini gören her gün tam olmaya biraz daha yaklaşacaktır ifadesine temelleniyor. Yani onun cümleleriyle alemin mihveri ya da mihrakı insan. Bu anlamda ahlak sadece insana özgüdür. Hilmi Ziya ahlakın temellendirmesinde ihtirası öne çıkarıyor. Yani ihtiras şiddetle arzu etmek aslında bir şey. Burada 30'lu yıllarda tabii derin bir Spinoza etkisi de var farklılaşmakla birlikte. Burada postyapısalcı düşüncede de aslında takip ettiğimiz arzunun asla tatmin edilemez bir şey olduğu meselesi de gündeme geliyor Hilmi Ziya'nın yapıtlarında. Bu anlamda yarım adamın tamamlanışı ahlakın belirli bir amacını gerçekleştirmesiyle sona ermez. Aksine bitimsiz bir çaba ve arayış olarak karşımıza çıkar. Kemal bir kerede ve daimi elde edilen bir mevki değildir ona göre. Kendine özgü bir tekamül sürecidir. Tabii burada tekamül kavramını evrim olarak çevirmediğini de söyleyeyim. O bunu ilerleme olarak algılıyor. Ama tabii burada ilerleme de biliyorsunuz siyasi yükü olan ideolojik kavramlardan bir tanesi. Burada ruhun ilerlemesi, kendini gerçekleştirmesi anlamında kullanıyor. Son olarak şunu söyleyebilirim. Hilmi Ziya'nın ahlakı belirli bir topluma dönük yerel bir ahlak değil. Ancak o herhangi bir somut temeli olmayan tarih dışı, ütopyacı bir ahlak anlayışı da değil. Hilmi Ziya sorgulamaya açık bir biçimde toplumu mertebelere bölüyor. Bu anlamda aristokratik bir ahlak anlayışını sunuyor gibi ancak o demokrasiden yana fazlasıyla. Bu anlamda yerelden yani milliyetten yola çıkarak insaniyetçi, evrensel bir ahlak anlayışı sunduğunu söyleyebiliriz. Tabii bu bütün hızlandırılmış bir şekilde anlattık ama bütün bunlardan birçok yönüyle Hilmi Ziya Ülken düşüncesinin hala bize söyleyeceği, yeni okumalarla anlatabileceği, aktarabileceği şeyler olduğunu en azından kendi okumalarımdan görüyorum ve bu heyecanı da bu anlamda sizinle paylaşmak istedim. Teşekkür ediyorum.